Ha güzelim, ne istedin? Kapattım burayı ben güzelim. Nasıl girdin sen? Kapıdaki arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Bir itirazın mı var? Yok. İyi. Geçeceğim mi yerine, ben mi geçireyim? Yarış yaparız o zaman. Ben başlarım. Ben kadınla yarışmam. Benimle gayet yarışmak istersin. Hiç merak etme. Hadi, var mısın? Sibel bu arada ben. Ben de Cabbar. Nerede kaldı bu sarı ya? He? Lan tersi de pistir bunun, şimdi kıza ters yapacağım diye dövmesin kızı. Vallahi. Tavsiyeni dinledim. Ne tavsiyesi? Bu gece bir seni yemeğe çıkaracağım. Ha güzel. Bilal de beni yemeğe çıkaracak. O da dinlemiş tavsiyelerimi. Şaşırdım tabii, sevindim de biraz. Biliyorsun yapmaz ya öyle şeyler. Hoşuma gitti. Ben de gideceğim, birazdan hazırlanacağım zaten. İyi yapmış. Hak ettin. Kaç gündür bizim için koşturuyorsun. Dağılın ulan! Kardeşinizin yemek randevusu var. Hadi be. Sibel'in beni akşam yemeğine davet etti. Hep gittiği bir yer varmış. Gel istersen dedi. Aslanım benim, zor oldu mu? Ne zor olacak ya? Benim vahşi cazibeme kim dayanır? Bir iki hadi git ona al falan dedim. Eridi bitti zilli. Süper, ben çıkacaktım. Çıkmayayım o zaman. Ne bekleyeceksin sen? Git ya. Ben de diyorum o iş tamam. Tamam o zaman. Oyalanma ama, haber bekliyorum. Kim ne iş yapıyormuş İrfan? Ne işiymiş bu gizli? Nerede bu gece? Öğren. Bu gece gideceğiz oraya. Ben de. Ahum bak. Bak sevgilin ne işler yapıyor, bir bak. Aferin sana. Hadi sen yemeğe git de geç kalma. Afiyet olsun. Sen kıskandın mı beni? Sen beni kıskandın. Ahu beni kıskandı. Ahu beni kıskandı. ...9 milimetreden başka silah kullanmazsın sen. Boşuna bakma. Çözdün yani hemen beni. Taş atlasın 25'sin. Her gün spora gidiyorsun. Fizik kondisyon yerinde, oradan belli. Okuyorsun ama okula asan kızlardansın. Halkla ilişkiler okuyorsun ya da öyle uyduruk bir şey. Kuvvetli silahları seviyorsun. Ha. Bir de kuvvetli erkekleri. İktisat. Hı? Okuduğum bölümü diyorum. İktisat. Bilemedin onu. Onun dışındakileri doğru bildim ama. İnşallah adam gibi et vardır burada, kurt gibi açım ben. Anlat bakalım, kim bu kuvvetli erkek? Adı İrfan. İrfan. Kimlerden, tanır mıyım? Tanırsın ama boş ver. Tehlikeye atmayalım seni. Dolaylı yoldan anlat sen de güzelim. Mesela necidir bu İrfan, ne iş yapar? Sen niye sorup duruyorsun bu İrfan'ı? Kimin kızına abayı yakıyorum bilmek istedim. Necidir bu İrfan? Mesela arkadaşım çıkmasın sonra. Çok kişiyle çalışır o. Ama bu aralar bir favorisi var niyeyse. Zeynel Musranlı. Ona denk gelirsen sıkıntı büyük bak. Zeynel Musranlı. Tanıyor musun yoksa? Yok, ben başka bir şeye güldüm. Takma sen o güzel kafanı böyle şeylere. Bu İrfan'ın o işi beraber yaptığı herif Zeynel Musranlı. Kimdi ya bu adam? Hatırlıyorum ben bu ismi. Neyse işte onunla yapıyormuş işi. Nasıl yapıyoruz? Zeynel Musranlı. Bulacağız bir şekilde kim bu Zeynel. Eski yargıç o adam. Hatırladım, eski yargıç şeyden, Hatay'dan. Emekli oldu ama çok oluyor. E'si bulacağız bu Zeynel'i. Hadi yürüyün, yürü. Sen eve. Hadi. Nereye Palas Pandırası? Ya iş görmüyorsun, bari bırak biz görelim. Oğlum ne yapıyorsun? Nereye gideceğim, adamı getireceğim. Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Bir kere de sen beni dinle. Allah Allah! Uyuma, uyuma. Bak. Burayı yanlış yapmışsın kumrucuğum. Uyumadım ki. Gel bakalım kerata, gel. Gel. Bak. İyi geceler hakim amca. Ben seninle bir şey konuşacaktım da hususi. Kızı sal gitsin uyusun. Geç oldu. Sen kimsin? Hadi yavrucuğum. Sen git yat. Ben geliyorum. Tamam. Sen de yanına atkı matkı bir şey al gel benimle. Gidiyoruz. Aman amcacığım ağzını açma. Bak emir aldım, fena harcarım. Tamam? Az kaldı az. Neredeyse geldik. Konuş. İyi, ben konuşayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Senin yapamadığın işi yapıyorum. Konuş lan! Torununu getirtme buraya. İrfan'la ne iş yapıyorsunuz? Bu gece 12'de nakliyat nerede? Derdin ne senin? Yok bir derdim benim. Yüzüme bak, yüzüme. Benimle ne derdin var senin? Konuşacağız onu sonra. Konuşacağız. Sen şimdi kafayı buraya ver. Bu gece 12'ye kadar bu herifi konuşturabileceğim mi? Ha? Daha iyi bir yol biliyorsan yap. Abicim adamın önünde yap. Kesme sözümü! Hah! Bir bu eksikti. Ne var yanına kodumun çocuğu? Alo! Var ya hiç güleceğim yok da. Gurur ben, Gurur Kutay. Tanıdık geliyor mu bir yerden? Söyle. Bilal kardeş, seninle bir çay içmemiz lazım bu gelecek ya. Ha? Sen mi gelirsin emniyete? Ben mi gelip alayım seni? Gelmezsem? Senin kafan dumanlı galiba. Sen benim ne dediğimi duymuyor musun? Sen gelmezsen ben gelip alacağım seni. Şıp diye bulurum yerine. Ha, ister misin? Gelip orada göreyim mi seni? Bekle. Bekle sen, bekle. Geleceğim. Geleceğim. O komiser aradı. Komiser yok mu? Bu beni emniyete çağırdı. Ne olmuş? Boş ver aga sen. Sen burayla ilgilen. Burayla ilgilen sen. İrfan'ı yakalamak istiyorsan Sen o muhteşem avukatımız seve seve bu herifi konuşturacağım. Bakalım güzellikle bu işi de halledebiliyor mu? Beni mecbur etme. Anlat artık. İrfan'la ne iş yapıyorsun? Torunuma dokunmayın. Konuşursam İrfan beni öldürür. Siz onu bilmezsiniz. Biliriz. De sen bizi bilmiyorsun. Konuşmazsan daha kötü olacak. Yapmazsın. Sen iyi adamsın. Arkadaşın gibi değilsin. Torunuma bir şey yapmazsın sen. Son kez soruyorum. İrfan ne taşıyor? Saat 12'de nerede nakliyat? Aç gözünü. Açmam. Seni görürsem öldürürsün beni. Açmam. Aç gözünü. Açmam. Kapat kapıları, camları. Kapat! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Tut şunu. Tut. Aç şimdi gözünü, arkandayım. Torununa mektup yaz. Ne? Veda mektubu. Seni öldürdükten sonra kendi ellerimle vereceğim o mektubu. Söz. İyi bir adamım ben. Tutarım sözümü. Hadi. Ben sadece aracıyım. Asıl adam Suriyeli. Adı Ömer. Suriye'den malı o çıkarır. Devam, devam. Ömer Suriye'nin en ünlü mafyasıdır. İrfan ona yardım eder. Bu gece 12'de Hatay'dan hareme bir otobüs gelecek. Benim şirketim Belen Yol. Aradığınız mal o otobüste. Ama ben bilmiyorum ne olduğunu. Bana bile söylemezler. Torunumu bırakmayacağım. Merhamet edin. Benden başka hiç kimsesi yok onun. Öldürmeyin beni. İstediğiniz her şeyi söyledim. Bırakın beni şimdi. Bırakın. Sarı neredesin? Ne oldu komiser? Bir numara yok. Hallettim ben. Geliyorum mekana. Gelme, çıktık biz, konuşturdum ben adama. Nasıl? Senin gibi. Hareme gel. Hatay otobüsüyle yapıyorlarmış nakliyatı. Belen Yol seyahat. Çabuk. Hatay'dan otobüs gelecekti. Nerede? 12'de gelecekti. Nerede? Yavaş kardeşim. Otobüs nerede? Tamam abi. Rotar yapmış. Yoldaymış. Geliyor. Plakası ne? 31 CN 7378. Plakayı aldım. Çabuk. Ne ya? Şimdi güzel kardeşim, hızlı anlatacaksın. Her gün adam tehdit etmekten imanım gevredi, yemin ediyorum delik deşik ederim seni. Ne saklıyorsun otobüste? Diyemem ben. Gizli. Yok, anlamadın sen. İrfan Alkara, Zeynel Musranlı, bir de o Ömer denen Suriyeli herif. Hah, bak nasıl camış gibi açıldı gözlerin. Ne kaçırıyor bu herifler? Nerede saklıyorsun otobüste? Ben... Sen tamam, sen anladın. Şerif, sen İbo'ya yardım et de ben bu arkadaşla biraz daha açık konuşayım. Tut da şunu tut. Var mı bir durum? Yok bir şey. Vallahi bir şey. Onlara bakıyorum, burada bakıyorum. Burada da bir şey yok. Bunu açıyorum. Baktın mı? Bak şunlara bak, orada yok. Evet işte burada da yok. Bu arkalara baktın mı? Baktım. Orada hiçbir şey yok. Ben istiyor muyum? Durmadan ağız burun kırayım istiyor muyum? Ama mecburum. Yemin ettim. Daha 30'una gelmeden mezara koydular benim kardeşimi. Onun için... O hapishanedeki çocuklar için... Orada biten hayatlar için... Aç bırakılan, dayak yiyen çocuklar için... O beton zeminde ağlayan çocuklar için, onları kapıda bekleyen anaları için. Yok bir şey, yok. Git. Kendim için. Yok. Öldürdükleri o masum çocuk için. O delikte ellerimi açıp dua ettiğim her kabus gece için. Mecburum. Mecburuz. Sarı, İrfan bu insanları kaçırıyor. Değil mi? Suriye'den bu insanlar. Kadınlarla çocuklar paravan. Hani yakalanırsak diye, ailece tatile falan gidiyoruz deyip yırtalım diye. Niye o halde o insanlar? Bir haftadır Hatay'da bekliyorlar. Bir bodruma soktuk hepsini. Güvenli bir tarihe kadar dışarı çıkmadılar, hep beklediler. Bir günde burada saklayacaktık. $1000'ler var üstlerinde. Zaten hayatları boyunca görecekleri para o kadar. Biriktirmişler güç bela. Senin var gel senin. O kadar mı? O kadar para için mi? Yok. Asıl para diğerlerinden. Sabıkalılar, katiller, rejimin aradıkları... idam cezası kesilen, her geçen gün artıyor bunlar. Kimse kaçırmaya yanaşmaz. O yüzden çok para verirler. Adam başı $30.000. 10 kişi var böyle. Bu sefer azaldık. Ara verdik risk almayalım diye. Ömer'e gider bunlar, kaçır bizi diye. Tek isimdir o. Yıllardır yapar. O da burada İrfan'a verir. İrfan ne yapıyor bunları? Yok, polisi arayacağım. Polisi arayacağım, başka çare yok. Ha, daha önce hiç ihbar yemedi değil mi bu herifler? Küçük elemanlar yakalanacak, İrfan yine serbest. Ne yapalım Bilal? Sen kendin söyledin. Sistem işliyor. Polis İrfan'ı yakalayamıyor. Şahit konuşturacağım. Konuşurlarsa. Ya farz edelim konuştular, delil yok. Ne olacak? İrfan yine inkar edecek. Ne yapacağız? Göçmen mi kaçıracağız? Ne diyorsun oğlum sen? Aga, bu garibanları polise versek ne olacak? Ha? Polis bunları sınır dışı edecek. Yok öyle bir şey yapmam ben. Ya sen kendin duymadın mı? Tek birikimleri bu insanların, tek umutları. O çocuklar daha iyi bir hayat için o depoda günlerce karanlıkta beklediler. Hapishane gibi. Olan o çocuklar olacak. İrfan yırtacak, o çocuklar geri dönecek sefil hayatlarına. Hani bir tek İrfan zarar görecekti? Hani bugün kimseye kötü bir şey olmayacaktı? Dayanamıyorum aga. Dayanamıyorum. Olan hep garibanları oluyor. Olan hep çocukları oluyor. Dayanamıyorum. Bak bana. Bana bak bana. Benim için. Benim için yap. Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Bugün de bitti. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım. Mutlu musun Paklık? En mutluyum. Bak, iyi şeyler de oluyormuş burada. İrfan bile dokunmadı bugün bize. Doğum günüm diye. Doğum günüm diye. Benim için değil mi? Senin için. Artık hep iyi şeyler olacak o zaman Şerif. Kötü bir şey olmayacak mı bugün? Olmayacak. Artık hep iyi şeyler olacak. Babacığım, yine sabah. Hadi yat. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Ben sözümü tuttum. Bozmadım doğum gündüz. Şimdi sıra sende. Hazır mısın? Çıkacağız buradan. Sokakta oynayacağız yine. Erik toplayacağız ağaçtan. Dondurma yiyeceğiz. Annemizi göreceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Okula gideceğiz. Bugün kötü bir şey olmayacak kardeşim. Çünkü bugün senin doğum günün. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum. Güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte. Acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Senin için. Müsaadenle alayım. Neredesin şoförü? O yok, ben varım. Sen... İnsan evladının çocuğu. Ben. Seni unuttun mu sandın? Şimdi ben bu otobüsü Tekirdağ'a yolluyorum. Bu insanların da paralarını alıyorum. Sen de artık bir zahmet bu insanları beleşe Yunanistan'a göndereceksin. Kendi paranla. Sen bu şoföre, bu otobüse dokunmayacaksın. Niye mi? Çünkü o adam tepende bekliyor. Ha, o adama söyle, içi rahat etsin. Senin zararında girsin. Ha? Ne bir şey mi dedin, ne dedin? Ben senin ananı... Ben senin... Tamam! Bana bak. Şimdi sen doğru Tekirdağ'a gidiyorsun kardeşim. O İrfan bu arabaya dokunmayacak. Sana da dokunmayacak. Dokunursa, sen de konuşursan... Kimlik numaranı aldım. Seni bulurum oğlum. Tamam. Seni bulurum, senin tamam. Gelmişini, geçmişini... Hadi. Abi hadi! Seni öldüreceğiz. Tamam, hadi. Seni olur. Çık! Anladı adam işte, Allah Allah. Çocuğun şarjı bitmiş. Açamamış telefonu. Tamamdır. Her şey halloldu işte. Ya otobüs yola çıktı şimdi. Tekirdağ'a doğru gidiyor. Hadi hayırlı olsun. Bir transfere daha tamamladık. Sen beni aptal mı zannettin ha? O malları sağ salim ulaştıracaksın Yunanistan'a. Eğer ulaştıramazsan... Üstüne bir hata daha yaparsan, işte o zaman silerim seni piyasadan. Anlaşıldı mı? O kadar da kötü bir şey yapmadık be aga. Şişt. Ne yapıyorsun oğlum öyle kadına kur yapar gibi? Ha? Ha? Mal. Beni yalnız bırakın. Çık. Bu ne? Para. Transfer parası. Ya korkma lan korkma. Dokunmadım o garibanların paralarına. İrfan köpeğinin parası bunlar. Zaten çoğunu da garibanlara dağıttım. Onlar da yanlarında parayla seyahat ediyorlar. Farkında değiller. Ya aga bizim de kenarda 3 kuruş paramız dursun. Bunun yarını da var. Ne olur ne olmaz. O katillerin parası mı lan şimdi bu? Değil kardeşim. İrfan'ın paraları. Yani artık bizim paralarımız. Bu bizim İrfan'dan aldığımız ilk şey. İlk defa bugün kazandık kardeşim. Biz bir yemin etmedik mi? İşte bu onun parası. Biz bugün ilk defa kazandık. Dokunma. Dokunma oğlum. Ne yaparsan yap, kehanetler gerçekleşmek için var. Senin ellerin artık kirli Ecevit.